Sigarayı bıraktırdım gidiyorum şimdi. Sarallar, Şahinler çatışmasının hikayesi. 18 yıl önce İtalya'da bir otoparkta işlenen cinayeti öncesiyle sonrasıyla hatırlamak gerekiyor. Soğuk bir kış günü. Yer Roma'da bir alışveriş merkezinin otoparkı. İtalya'da uyuşturucuyla yakalanıp 3 ay hapis yatan bir Türk vatandaşı özgürlüğüne kavuşunca soluğu bu AVM'de almış. Ama otoparkta yalnız değil. Onu gezici izleyen iki Türk vatandaşı daha var. İki yanından adama yaklaşıyorlar. Onları fark ettiğinde artık çok geç. Çapraz ateşe alınıyor ve orada can veriyor. Türk polisi İtalya'da işlenen bu cinayet işleyenleri kısa süre sonra yaptıkları telefon görüşmesinde geçen şu cümle sayesinde tespit ediyor. Burada sigara terapisi uygulamaya geldim. Sigarayı bıraktırdım gidiyorum şimdi. İki organize suç örgütünün İstanbul sokaklarından Türkiye dışına taşan 18 yıllık kanlı çatışmaları böyle başlamıştı. İki tarafın sigara şifreli mesajları polis radarına takıldı ve bugün de mahkeme salonlarında süren hesaplaşmanın sloganı oldu. Peki Sarallar ve Şahinler 2004 yılından beri neden çatışıyor? Şirinler bu hesaplaşmanın neresinde? Hukuk ayağı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kavga dövüş sürüyor. Bir zamanlar arkadaştılar. Bir zamanlar arkadaş olan iki grubun liderleri Burhanettin Saral ve Sedat Şahin. Saral grubunun Güngören'de saldırdığı Şirinler adlı bir grup da geçtiğimiz aylarda gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllarda adı bazı çatışmalarda geçen Şirinler grubu başlarda Saral grubu ile hareket ediyordu. Ancak daha sonra aralarındaki maddi anlaşmazlık nedeniyle husumet oluşmuştu. Saral grubunun Kenan Şirin'i öldürmesiyle birlikte grubun başına geçen Mehmet Sabri Şirin, Sedat Şahin grubuyla hareket etmeye başladı. Kadıköy'de tefecilik yapan Kamber Ocaklı, kendisine borcu olduğu gerekçesiyle Sedat Şahin tarafından sıkıştırıldı. Ocaklı Şahin'in baskısından kurtulmak için Hüseyin Saral'dan yardım istedi. İşte bu yardım talebi yıllarca sürecek bir husumetin fitilini ateşledi. Saral'ın adamları Ocaklı'yı korumaya aldı. 4 Ekim 2004'te Şahin'in sağ kolu Zekeriya Kocaman ve 4 adamı ile Saral'ın adamları arasında çatışma çıktı. Zekeriya Kocaman felç oldu. Saralların lideri öldürüldü. Sedat Şahin Saral'dan intikam alacağına söz verdi. Yurt dışına kaçan Hüseyin Saral 29 Ekim 2004'te İtalya'da esrarla yakalandı. 26 Ocak 2005'te serbest bırakıldı. Haberi alan Şahin adamı Dursun Ali ile birlikte İtalya'ya gitti. 29 Ocak'ta İtalyan makamlarının Hüseyin Saral hakkındaki sınır dışı kararını kaldırınca Sedat Şahin adamlarını İtalya'ya çağırdı. 31 Ocak 2005'te Hüseyin Saral Roma'daki La Spic alışveriş merkezinin otoparkında çapraz ateşe tutularak öldürüldü. Hüseyin Saral'ın öldürülmesinden sonra Şahin'in bir adamıyla yaptığı görüşmede "Burada sigara terapisi uygulamaya geldim. Sigarayı bıraktırdım gidiyorum şimdi." dediği dinlemeye takıldı. İntikam yemin ettiler. Hüseyin Saral'ın cenazesi Atatürk Havalimanı'na geldiğinde Saral ailesi tabutun başında intikam yemin etti. Bu yeminin ardından Saral grubu Sedat Şahin'in avukatı Atalay Cebesoy'un da aralarında bulunduğu 5 kişiyi öldürdü, 4 adamını da yaraladı. Bu saldırıların ardından yapılan operasyonlarda her iki tarafın çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çatışmaların ardı arkası kesilmeyince devreye Sami Hoştan girdi. Sedat Şahin ile Saral grubu arasında Sami Hoştan'ın aracılık etti. İki grup saldırmazlık anlaşması yaptı. Bu anlaşma nedeniyle Sedat Şahin ve yakınındaki adamlar daha rahat hareket etmeye başladı. Anlaşmaya Saral grubunun başındaki isim Burhanettin Saral sadık kalırken Saral ailesinden Hüseyin Saral'ın Romanya'da geçmişte birlikte iş yaptığı ve sevdiği yeğeni Yakup Kerem Saral karşı saldırılarda Şahin soyadlı birinin vurulmadığını, bu nedenle karşılık vermiş sayılamayacaklarını belirterek grup kararından ayrıldı. Saldırmazlık anlaşması nedeniyle Sedat Şahin ve adamları rahat hareket ederken Yakup Kerem Saral çoktan bir tetikçi grup ayarlamış ve Nişantaşı'nda oturan Vedat Şahin'i takip etmeye başlamıştı.
4 ay süren takibin ardından 2014 yılında Veda Şahin ve adamı sokak ortasında Kaleşnikovlarla taranarak öldürüldü. Yakup Kerem Saral'ın cep telefonuna "Sigarayı bıraktım abi" mesajı geçilmesi, Sedat Şahin'in Hüseyin Saral öldürdüğünde geçtiği mesajı da akla getirdi. Şahin'in villası tarandı. 19 Mayıs 2016 günü Sedat Şahin'in Beykoz'daki villası uzun namlulu dürbünlü silahlarla 1 kilometre mesafeden tarandı. Saldırıda kayınvalidesi kolundan yaralandı. Sedat Şahin'in bu saldırıya karşılık vermesi uzun sürmedi. Saral grubu üyesi 3 kişi İstanbul'un değişik yerlerinde öldürüldü. Polis çatışmaların önüne geçmek için operasyon üstüne operasyon yaptı. Gruplardan lav silahı bile çıktı. Tarihler 31 Ocak 2017'yi gösterdiğinde Beykoz'da bir restoranda silah sesleri yankılandı. Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral, babasının ölümüyle ilgili istihbarat sağladığı iddia edilen Mehmet Ali Büyüksarı Alioğlu'nu tabancayla öldürmüştü. Oğul Saral, polise saldırıyı intikam almak amacıyla yaptığını söylemekten çekinmedi. Bu olayların ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri her iki gruba yönelik seri operasyonlar düzenledi. Saral grubunun lideri Burhanettin Saral adamları yakalanırken Sedat Şahin adamları da gözaltına alındı. Sedat Şahin adreslerde bulunamamıştı. Sedat Şahin de Beykoz'da bir çiftlik evinde silahlarla birlikte yakalandı. Şirinler çetesini Kenan Şirin ve kardeşi Mehmet Sabri Şirin'le birlikte yönetiyordu. Saral grubu ile birlikte hareket ediyordu. Saral grubunun Sedat Şahin'le çatışmasında da Saral grubunun yanında yer almıştı. 2013 yılında Şirinler çetesi ile Saral grubunun arası açıldı. O dönem anlaşmazlığın uyuşturucudan kaynaklandığı iddia edildi. Aynı yıl Şirinlerin hakim olduğu Güngören'de çatışmalar yaşandı. 7 kişi yaralandı. Bu olayların ardından iki gruba yönelik operasyonda 49 kilo eroin, 33 kilo ekstazi olmak üzere toplam 82 kilo uyuşturucu madde, 14 ruhsatsız silah, 2 av tüfeği, 1 adet 1 metrelik sallama bıçak, çok sayıda fişek ele geçirildi. Ümit Saral ve Mehmet Sabri Şirin'in de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı. İki grup arasındaki husumet gittikçe alevlendi. 2016 yılında Mehmet Sabri Şirin'in kardeşi Kenan Şirin, Saral grubu tarafından evinde sıkıştırıldı. İşkence gördü ve öldürüldü. Saral grubu Mehmet Sabri Şirin'in de öldürülmesini istiyordu. Peşine buji Ferhat lakaplı Ferhat Solmaz'ı taktı. Ferhat Solmaz adamlarıyla birlikte silahlı saldırı hazırlığındayken yakalandı. Tetikçi grup yakalanmıştı ancak yeni bir grup oluşturulmuştu. Saral grubu Şirinler grubunun lideri Mehmet Sabri Şirin'in Güngören'de olduğunu öğrenmişti. Şirinler grubu Güngören ve çevresine hakimdi. 3 Haziran 2017 akşam saatlerinde Sarallar grubu Kaleşnikovlarla saldırı düzenledi. Saldırı sırasında lider yoktu ancak adamlar oradaydı. Şirinler çetesi üyesi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırı öyle ulu orta yapılmıştı ki sokaktan geçen 5 vatandaş da yaralandı. Polis olayın ardından operasyon düzenledi. Silahlı saldırıyı düzenleyen 4 kişinin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. 74 sanıklı Sarallar Şahinler davasında 6 ve 7 Haziran'da yapılan duruşmalarda Sedat Şahin, "Ben suç örgütü lideri değilim" sözüyle ifadesine başladı. Sonra şunları söyledi. "Benim paralı askerlerim de yok. Bu salonda aramda kan bağı olanlar da var. Kan bağım olmayanlarsa benim gönül dostlarımdır. Bu insanların benim etrafımda toplanmaları nedeni bana gönül vermeleri. Bir yanda benim güvenliğim için yanımda duruyorlar. Pompalı tüfekle gelmelerinin nedeni dayılarının güvenliği. Bana mafya kisvesi giydiremezsiniz. Bu bana bol gelir. Bugün buraya getirildiğimde aşağıda Burhanettin Saral ile karşılaştım. Benim yüzüme bakamadı. Bunun üzerine arka sıralarda oturan tutuklu sanık Burhanettin Saral ayağa kalkarak "Niye yüzüne bakmayacağım ya? Sana dönüp bakmayan namerttir" diye bağırınca salon karıştı. Jandarmalar araya girdi. Sedat Şahin dahil 11'i tutuklu Burhanettin Saral dahil 63'ü tutuksuz olan 74 sanığın yargılanmasına devam edilmişti. Organize suç örgütlerinin birbirlerine içine ajan soktuğu iddialarında seslendirildiği dava sürmüştü. Sanıklar ise
suçlamaları reddetmişti.